Merhabalar, ben Rahim Ezgi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği tarafından yürütülen Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın desteklediği Engelsiz Pandemi Projesi kapsamında bugün 6 Nokta Körler Derneği üyeleriyle birlikteyim. Yanımda 6 Nokta Körler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Meclis Delegesi Sayın Kiraz Polat var. Kiraz Hanım, öncelikle teşekkür ediyoruz bizimle bu röportajı kabul ettiğiniz için. Sizinle pandemi sürecini konuşmak istiyorum biraz. Ne yaptık pandemi sürecinde, nasıl davranışlar sergiledik onu konuşacağım ama önce bir kendinizden bahseder misiniz? Kendinizi tanıtarak başlayın. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Ben sözünüzü kestim galiba. Ben Kiraz Bolat, İstanbul'dan gelmeyim. 20 yıldır Antalya'da yaşamaktayım. 3 çocuk annesiyim, eşimi kaybettim, tek yaşayan birisiyim. Tek başıma hayatımı idam ettirmeye çalışıyorum. Ara ara çocuklarım gelip gidiyorlar. Pandemi döneminde çocuklarım ve torunlarımı gerçekten hiç görmedim 2 ay boyunca. Komşularım alışverişlerimi yaptı, yardımcı olmaya çalıştı, destek almaya çalıştım. Böyle yaşantıyla başarmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. Evet, 10 Mart'tan itibaren ülkemize pandemi, koronavirüs maalesef giriş yaptı ve hepimiz evlerimizde mahkum kaldık. Uzun bir süre hatta evlerimizde kaldık. Bu sürede beslenme alışkanlıklarınızda bir değişiklik oldu mu? Az yeme, çok yeme, kilo alma verme durumlarında herhangi bir değişiklik oldu mu? Şimdi Rahim arkadaşım, ben mide ameliyatlı olduğum için pandemiye denk geldi ameliyatımdan sonraki dönemler. O yüzden kilo alma gibi bir şeyim olmadı. Zayıflama daha çok hızlı gitti. Yemek yemedim çünkü. Onun için bu aşıdan bir bilgi vereceğim. Teşekkür ediyorum. Peki bu süreçte bireysel ihtiyaçlarınızın karşılanmasında, alışverişlerinizin yapılmasında destek aldınız mı? Çünkü dışarıya çıkmanız zor oluyordu muhtemelen. Bu işleri nasıl hallettiniz? Bireysel ihtiyaçlarınızı, temel alışverişlerinizin yapılması problemini nasıl çözdünüz? Biz görme engelliler dışarı dokunmadan, hissetmeden yürüyemeyeceğimizi hissediyoruz. Yani hiçbir görme engelli o dönemde dışarıya çıkamaz. Çünkü dokunması gerekiyor. Dokunma da çok zararlı olduğu için ben komşularımdan yardım aldım. Melek isminde bir arkadaşım vardı, komşum. O alışveriş yaptığımda gittiğinde bana söylerdi, eksiğimi söylerdi. O da gelip alırdı bana. Teşekkür ederim. Ayrıca ara ara çocuklardan gelip gittiler. Ama içeri girmediler o dönemlerde. Hı hı. Ben 2 ay boyunca çocuklarımı ve torunlarımı görmedim. Bu süre zarfında... Bir daha ameliyatlı olduğum için zaten benim yanıma gelmediler. Anladım, anladım. Peki bu süre zarfında çok uzun süre evde kaldık. Bu uzun süreli evde kalma durumunda neler yaptınız? Yani aktif zaman geçirmek için neler yaptınız? Ne gibi ev içi etkinlikler yaptınız? Bir de sorumun şöyle bir şeyi var. Yani herhangi bir sosyal destek mekanizmasıyla iletişime geçtiniz mi? İhtiyaç duydunuz mu? Bunlardan bahseder misiniz be? Ben bol kitap okudum. Gepset grubundan da kitap grubunda katılıyordum. Evet, o da bizim çok meşhur bir sanal grubumuz. Ve bunun içerisinde 6 tane yelek ördüm torunlarıma. Danteller yaptım. El işi, el emeğim çok iyidir benim. Abajurlar falan yaptım. Çocuklara hediyeler dağıttım. Bu süreçte spor aktiviteleri yaptınız mı? Devam eden bir fiziksel aktiviteniz var mıydı? Nasıl karşıladınız bu işleri? Benim spor aşağı katta benim fitness salonu vardı durduğum evde. Orada spor yapmaya çalıştım her gün, aşağıya indim. Sonra orayı da kapattılar pandemi döneminde. Sadece evin etrafının içinde yürümeye çalıştım. Anladım. Yani kendinizce belli yöntemler geliştirdiniz. Peki eğlenceli zaman geçirebildiniz mi bu uzun süreli evde kalma durumlarında? Eğlenceli zaman kadın delege
Kadın Meclisi'ndeki olan etkinliklerimiz oldu bizim. Gebsep'te. Çok güzel, eğlenceli ortamlar yarattık kendimize. Bir de ayrıca benim kadın grubu bir arkadaşlarım var, beni görme engelli. Onun içerisinde tiyatrolar, kitaplar birbirimize paylaşarak vakit geçirdik. Sağ olsun Songül bol tiyatro yolladı bize. Peki, teşekkür ediyorum. Ama siz sadece bir Kiraz Bolat'tan ibaret değilsiniz. Kadın Meclis Delegesisiniz, Yönetim Kurulu üyesisiniz derneğin. Bu süreçte işte eş, dost, akraba, arkadaşlarla iletişiminiz nasıl oldu? Sivil toplum örgütleriyle iletişiminiz nasıl oldu? Bu yöneticilik ve sorumluluk duygularınızla birlikte bunu da paylaşabilir misiniz bizimle? Evet, arkadaşlarımız da gerçekten çok sıkıldı. Zaman zaman onları aradım. Zaman zaman birbirimizle öyle bir ortam yarattı ki o kadın, güçlü kadın grubunda. İp atlayan mı, oyun oynayan mı, müzik dinleyen mi, herkes birbirine paylaştı yani. Onu biz birbirimizin içerisinde yaşamaya çalıştık. Yani uzaktan da olsa birbirimizle aynı ortamda yaşıyormuş gibi hissettik. Bunun içerisinde diğer 6 nokta grubunda çok fazla oraya girmedim. Ama bizim güçlü grubunda daha çok tiyatroydu, kitaptı, ondan sonra sohbetti. Yani en basitinden şunu, ip atladım 10 tane geçtim diyor, öbürü diyor ki ben 20 tane atladım. O birbirine, birbirlerini spor şeylerini yarattılar yani. Yaşama şeyini, hı hı, yarattılar. Yani diyorsunuz ki biz birlikte bir şeyler yapma kararlılığında olduğumuz zaman mutlaka bir yolunu, yöntemini buluruz ve birlikte bir şeyler yaparız diyorsunuz. Biz yaparız. Yani. Aynen öyle. Yani biz aynı çatı altındayız. Çatımız bir. Yani çatımız bir. Biz hem tartışırız aslında, arkadaşlar bunu da çok iyi biliyorum. Hem tartışırız ama bir şey olduğu zaman da biz çatı altında da onu aşarız yani. Ya çok güzel. Peki. Pandemi süreci malum hepimizin yaşadığı, hala da yaşamakta olduğu bir süreç. Ama bizlerin engellilikten kaynaklı birazcık daha fazla sorun yaşadığı muhakkak. Bu süreçte kendinizi engellenmiş hissettiniz mi? Tabii ki bir markete gidip bir yere dokunamıyorsun, bir şey alamıyorsun. Ben kendi başıma, her şeyi kendi başıma yapıyorum. Yemeğimi, evimin temizliğini, marketimi, her şeyi kendim yapıyorum. Bunu kısıtlandığı zaman kendimde eksiklik olduğunu tabii ki hissettim. Çünkü markete gitsen nereye dokunacaksın, ne yapacaksın, dokunmadan alamıyorsun yani. Hissetmeden, bizim bir his hissetmemiz gerekiyor. Anladım. Konuşmamızın başında kendinizi tanıtırken emekli olduğunuzu söylediniz. Peki bu süreçte en çok neye ihtiyaç duydunuz? Yani ekonomik ihtiyaçlarınız mı çok oldu? Sosyal ihtiyaçlarınız mı çok oldu? Neleri yani çok ihtiyaç duydunuz? Şöyle diyeyim. Çocuklar çalışamadılar pandemi döneminde. Tabii ki bir emekli maaşıyla hepimize dağıldık. Kararınca, göz kararınca diyelim. Birbirimize yetmeye çalıştık aile içerisinde bir emekli maaşıyla. Peki bu dönemde ekstradan herhangi bir maaş aldınız mı? Hayır, hayır. Hiçbir destek, hiçbir şey almadım. Ve benim oğlum da, damadım da işe gidemedi. Pandemi döneminde kapattılar. Onlar da alamadılar. Peki Kiraz Hanım, bu dönemde kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle herhangi bir kontak kurdunuz mu? Onlardan bir destek aldınız mı? Ben yapmadım arkadaşım onu. Çünkü neden? Benden daha kötü durumda olan arkadaşlarıma da müsaade verdim. Yani izin şey yapmadım ama benim kızım falan başvuru yapmışlar kolye olarak. Peki
Bu süreçteki duygularınızı bize anlatır mısınız? Olumlu ve olumsuz, pandemiyle baş etme yollarıyla ilgili, pandemiyle birlikte yaşama noktasında ne gibi duygular oluştu sizde? Pandemi gerçekten zor aşılacak bir şey. Benim görüşümde yıllar, seneler geçmiştekileri araştırdığımda sanki biz verem hastalığı gibi gelmiş. Veremden de cüzdandan da ölen çok hasta olmuş o zamanlarda. Bunun gibi gelmiş, onların aşıları çıkmış, tedavileri çıkmış. Bir sürü insanlar o zamanlar da ölmüş. Bu hastalık da sanki buna benziyor gibi geliyor bana. Bunu da aşacaklar, aşısı da çıkacak inşallah. Biz de bundan kurtulacağız diye yapıyorum, hissediyorum. Ve maske takması çok zor. Nefes alması zor. Antalya gibi sıcak yerde gerçekten zor başarıyor. Bir de şey oluyor mu Kiraz Hanım? Mesela bizler şeydir ya, nasıl söyleyeyim, biz duyarak, hissederek hareket edenler, evet, için maske takmak dikkati de dağıtıyor. Evet, dikkati dağıtıyor. İnsanları tanıyamıyorsun, kimin ne dediğini söyleyemiyorsun. Yani duyamıyorsun, sesin boğuluyor zaten başta. Peki bu süreçte yaşadıklarınızdan engelli arkadaşlarınız için deneyimlediğiniz bir şeyler var mı? Nasıl davranmalılar? Bir de geleceğe bakışınızda ne gibi değişiklikler oldu? Örneğin tekrar bir pandemi durumu olursa, tekrar bir salgın olur, tekrar evlere mahkum edilirsek neler yapılmadı, nelerin yapılması gerekiyor? Bunlardan da bahsedebilir miyiz son olarak? İlk pandemimizde bilinçsiz olarak evlere kapatıldık. Bir heyecan yaratıldı. Kiminin psikolojisi bozuldu. Ama şimdi herkes bilinçli. Maskeyle dışarı çıkılacak. Maskesiz içeri girilecek. Evin içinde kalacağız. Kendimizi oyalayacak bir şeyler bulmamız lazım. Yani ben görmüyorum, ben oturayım diyorsanız bu yanlış bir şey. Arkadaşlarıma ben bu mesajı veriyorum. İsteyince insan her şeyi yapar. El sanatı, elinizle yapacağınız çok şeyler var. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili Kiraz Bolat. Bu güzel röportajda birlikte olduk. Engelsiz Pandemi projemize hem katkı sundu, hem de bir engelli birey gözüyle bu süreçte neler yaşadığını ve kendisi açısından böyle bir sıkıntı tekrar ortaya çıkarsa nasıl davranılması gerektiğine dair bize ipuçları vermeye çalıştı. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.